Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dinleyen kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar her yeri Allah'ın sözüdür. Her yerinin, her ayetinin, her kelimesinin en büyük maksadı da Allah'ı tazim, kulun kulluğunu bilmesi, imanının gereklerini yapması olarak özetlenebilir. Kur'an-ı Kerim'de toplu incelendiğinde göze çarpan hususlardan birisi de Mekki surelerin yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Medine'ye hicretinden önce inen surelerin daha çok iman ağırlıklı, eski ümmetlerden ders ağırlıklı olduğu dikkat çekmektedir. Kur'an-ı Kerim'in son çeyreği ya da 20'den sonraki bölümünde de Mekke'de inen sureler ağırlıktadır. Yani Kur'an-ı Kerim'in tamamı için geçerli olmamak üzere son üçte bir diliminde son 10 cüzünde daha çok iman konuları, daha çok ahiret konuları, daha çok Allahu Teala'nın azametini anlatan konular dikkat çekmektedir. 22. cüzünün hızlı bir şekilde başlıklarına el attığımızda bakıyoruz ki 22. cüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aile hayatı ile ilgili konuları, hanımlarını yani annelerimizi gündeme getirmektedir. Bu aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ehlibeyti yani hanımları, kızları, ailesi bugünkü lisanla ailesi dediğimiz kavramı öne çıkarmaktadır. Müslümanlar için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir isim olduğu gibi yani onu nasıl herhangi bir insanla hatta herhangi bir müslümanla karşılaştırmamız mümkün değilse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ehl beyti hanımları, çocukları, torunları o yuvanın, o çatının altında kalanlar buna ehl-i beyt, ahl beyt de diyebiliriz sıradan bir ehl beyt, sıradan bir aile değildir onun evvela hanımları Kur'an ayetiyle sabit analarımızdır bizim. Onlar bizim analarımızdır. Kendi annelerimizden daha anamızdır manevi zaviyeden bakıldığında Müslüman olarak böyle bakmak mecburiyetindeyiz. Yani değerli hanımefendiler filan değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları ve onların odalarında Cebrail aleyhisselam ayet getirdi, vahiy getirdi. Allahu Teala'nın nimeti onlara bu dünyada yağdı. Yağmur yağar gibi nimet yağdı. Kur'an bizzat sizin eviniz sıradan bir ev değil. Dikkat edin ey peygamber hanımları diye Allahu Teala buyuruyor. Sıradan bir ev değil, sıradan bir insan değil. Ahzab suresi 22. cüzün surelerinden birisi. Bu başlıkta özetleyebileceğimiz konuları da ele almaktadır. Bu cüzdeki konulardan birisi de Allah Teala'nın Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, namaz kılan erkekler, namaz kılan kadınlar diye erkek ve kadını müminlik çatısı altında, iman çatısı altında bir gördüğünü anlatan ayetlerde bu cüzde bulunmaktadır bazı talakla ilgili hükümler bu cüz içerisinde geçmekte kadınların tesettürü ile ilgili ayetlerde bu cüzde bulunmaktadır tesettürün genel hatları üzerinde ve mantığı üzerinde bu cüzde yorumlar diyebileceğimiz yani iman yorumu diyebileceğimiz farklılıklar anlatılmaktadır yine bu cüzün farklı konularından birisi de münafıklardır. Münafıklar ve münafıkların akıbeti bir kere daha Kur'an diliyle insanların gözünün önüne konmaktadır. Çok farklı bir konu olarak da insan ve emanet konusu bu cüzün içinde bulunmaktadır. Allah emaneti yani Allah'ın kulu olup, onun kulu olarak hayat sürdürme, varlığını sürdürme, Allah'tan başkasına kul olmama şuuru diyebileceğimiz emanet anlayışını, göklere ve yere teklif ettik de, çekindiler, korktular. İnsan ise kabul etti bu teklifi şeklindeki ayette, bu cüzde bulunmaktadır. Dolayısıyla 22. cüzü okumuş her Müslüman Allah'ın emanetinin bekçisi, yani imanın, yani kulluğun bekçisi olduğunun şuurunda olan bir Müslüman demektir. Bu da beraberinde şirk prensiplerini, şirke ait ilkeleri yok kabul etme ve hayatı ölüp bir gün dirileceğiz anlayışı ile yaşama şuurunu beraberinde getirmektedir. Kim kime niye bağlanıyor? Kim kimin sözünü niye dinliyor? Mümin niye Allah'a bağlanıp Allah'ın sözünü dinliyor? Kafir niye başkalarına bağlanıp başkalarının ya da kendisine tapınıp kendi kendinin kulu kölesi, zevkinin kölesi niye oluyor sorusunun cevabı da bu surede geçmektedir. Ve insan bütün bu anlatıldıklan, anlatılan şeylerden sonra tefekküre davet ediliyor. Düşünmek mecburiyetinde olduğu insana hatırlatılıyor. Ardından da Allah'ın rahmetinin ve nimetlerinin ne kadar bol olduğu, insanı nasıl Allah'ın nimetiyle kuşattığı hatırlatılıyor insana. Yani bu nimeti hatırla ey insan Allah'ın rahmeti seni kuşatmış durumdadır. Ve sakın dünyaya aldanma, sakın şeytanın hilelerine aldanma diye ikaz bunun peşinden gelmektedir. Yine bu cüzün konuları arasında Müslümanların asla zihinlerinde unutmayacakları bir yere yerleştirmeleri gereken bir gerçek vardır. Şu dünyada nimet dediğimiz, imkan dediğimiz, fırsat dediğimiz ne varsa bunu Allah veriyorsa engelleyen olmaz. Olamaz. Allah verdi de birisi engelledi. Bu bu dünyada olur bir şey değildir. Allah'ın aynı şekilde vermeyi murad etmediği bir şeyi de verebilecek birisi yoktur. Yani Allah bir saniye ömür verdiyse bir insana hiç kimse o bir saniyeyi o insandan alamaz. Allah bir kuruş nimet nasip ettiyse hiçbir insan o bir kuruşu o insandan alamaz. Allah bir insana huzur, afiyet nasip ettiyse kimse onun huzurunu bozamaz. Ma iftahillahu lin min rahmetin fela mumsike mumsike Buna mümin Kur'an ayeti olarak iman eder. Tersten bakıldığında da böyledir. Allah sana bela yazdıysa, Allah sana fakirlik yazdıysa, Allah sana çocuksuzluk yazdıysa, Allah sana eş olmadan yaşayacaksın yazdıysa, bunu değiştirebilecek bir güç tasavvur edilemez. Ya mümindir insan böyle düşünecek, ya da zaten kafire ne düşüneceğine dair bir ölçü yok. Bu cüzde dikkat çeken konulardan birisi de Kur'an'ı bir miras olarak devralan nesillerin tavırları ile ilgilidir. İnsan var Rabbimin emaneti derken gözünden yaşlar akıyor, bedenini, malını, her şeyini Kur'an'a feda ediyor. İnsan var Allah'ın emaneti elbette saygılı olmak lazım ama çoluk çocuk işte geçineceğiz de bu dünyada diyor. İnsan var Kur'an mıdır, defter midir? Haberi yok. Herkesin tavrı başka. Herkese kıyamet günü tavrı gibi karşılık verilecek. Müminler, Kur'an'a sadık olanlar, Kur'an'ı ihmal edenler, Kur'an'ı yok kabul edenler kategorilerine göre değerlendirilecek. Kafirler zaten başka bir tarafta kendi akıbetleriyle boğuşup duracaklar. Kur'an'ın parolalarından birisi de kötülük kötüyü bulur. Mantığıdır Bu mantığı da burada görüyoruz Bu mübarek Cüzde 22. cüzde Yasin suresinin ilk bölümü var Yasin suresinde de Allahu Teala Kur'an-ı Yemin ederek Kur'an'ın azametini göstererek e, Söze başlıyor Kur'an'a karşı insanların Tavrını gündeme getiriyor Daha sonra da Antakya olduğu söylenen yani kat'i olarak değil ama Antakya olduğuna dair ciddi bilgiler bulunan bir yörede peygamberleri yalanlayanlara karşı etmeyin, eylemeyin diye nasihat etmek için gelen kişilerden ki Habibi Neccar olduğuna dair bir isim de verilmektedir ama Kur'an bir isim zikretmediğine göre bizim isim üzerinde durmamıza gerek yok. Bunun mantığı önemli. Yani bir insan kalkıyor. Allahu Teala'ya isyan etmeyin diye bir köyde ricacı, yalvarıcı konumda oluyor. İnsanlar onu takmıyorlar. Uğursuzluk getirdin be diyorlar. O ise etmeyin, eylemeyin diyor. Onu öldürmeye kalkıyorlar. Onu öldürmeye, işkence etmeye yeltendiklerinde Allahu Teala ona ne büyük nimetler açıyor ki akıbetini görüyor. Ah ah bu insanlar Allah'ın nimetlerini bir bilseler de bunlar da iman etseler diye onu öldürmeye çalışan, ezmeye çalışan insanların cennete girmesi için çırpınıyor. Yasin suresinin ilk ikinci sayfasında anlatılan muhteşem bir sahne. Rabbimden bizi de bu büyük nimetin kıymetini bilen kullarına katmasını niyaz ederiz. والحمد لله رب العالمين